meclisten bir milletvekilimizle birlikte gündemi, meclis gündemini, siyasetin gündemini değerlendirmeye çalışalım. Bugün geçtiğimiz haftadan sağ olsun Kenan'a davetimizi ilettik. Onlar da hemen kabul ettiler ve bir kez daha bizi kırmayıp yayınımıza katılıyorlar. Halkın Partisi Milletvekili Sayın Erek Çağatay, canlı yayın konumuz. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi çok sağ olun. Mesafeyi de koruyarak, tabii, maskelerimizi çıkardık ama mesafeyi, aranızdaki mesafeyi de koruyarak biz başlayalım. Biraz önce geldiğimde buraya, burada bir eylem var galiba mecliste. Eylemle ilgili bir bilgi aldınız mı? Bir bilginiz var mı? Yani çok hızlı bir şekilde bir bilgi, evet, aldım. Ben de yoldaydım. Arkadaşlardan bilgi almaya çalıştım. İsterseniz alabildiğim bilgiyi aktarayım. Tamam. Yani sıcağı sıcağı siz milletvekili olarak nedir elinizdeki? Var mı bilgi ya da nedir? Eğer doğruysa aldığım bilgi, Sayın Yasemin Öztürk, bütçe komitesi üyesi, bütçe komitesi toplanabilsin, nisap sağlansın düşüncesiyle, esasında temaslı olmasına rağmen bütçeye gelmiş. Hı. Yani komiteye gelmiş. Çalışanlar da buna tepki gösteriyor. Komiteye gelmiş, tabii ki doğal olarak çalışanlar ve diğer milletvekilleri de, evet, anladığım kadarıyla tepki göstermiş. Şimdi ben eğer bu doğruysa bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bugün örneğin benim de üyesi olduğum orman yangınlarıyla ilgili bir geçici komite var. O, evet, komitenin başkanıdır Sayın Yasemin Öztürk. Bugün olacaktı toplantı ve bu toplantı Yasemin Hanım'ın temaslı olmasından dolayı ertelendiği bize bilgi aktarılmıştı. Hatta hukuk komitesi de aynı sebeplerden dolayı toplantısını ertelemişti. Evet. O bilgiyi aldık biz. Şimdi bu toplantılar ertelenmişken, böyle bir hassas durum varken, anladım, niye eğer doğruysa tabii, niye sağlık tehlikeye atılır? Hı. Bu özellikle bizim milletvekillerimizin dikkatli davranması gereken bir husustur diye değerlendiriyoruz. Evet. Sayın Vekilim, biz tabii özellikle son zamanlarda yani isterseniz çok kısa da bir şey söyleyeyim. Bu, buyurun, temaslı durumuyla ilgili benim de başımdan bir olay geçti. Daha, evet, doğrusu benim değil, eşimin öğretmenlik yaptığı ilkokulda bir pozitif vaka vardı ve bu pozitif vakadan dolayı temaslı ihtimali değerlendirildi, evet, ve kendisi karantinaya girmişti. Tabii ailecek biz bir test yaptırdık. Hepimiz negatif çıkmıştık ama çok iyi hatırlıyorum çünkü yeni yılda tam ortaya çıkmıştı bu, evet, vaka. Bu 1 Ocak itibarıyla eşim karantinaya girmişti. Karantinaya girdiği an tekrar bir test yapılmıştı. Tabii biz de temaslının temaslısı durumundaydık. Yine negatif çıktı testi. Tabii onun negatif, iki defa negatif çıkması, evet, bizi rahatlatmıştı. Malumumuz negatif olduğunda bir insan pozitife dönene kadar hastalık bulaştırmaz. Evet. O virüsü bulaştırmaz. Çok şükür ki tabii eşim karantinada kaldığı müddetçe hiç negatiften de pozitife dönmedi. Çeşitli defalar test yapıldı. Ve hatta üçüncü testini de ben bekliyordum, neticesini. O testin neticesi, hiç unutmuyorum, pazartesi günü genel kurul vardı mecliste. O test neticesi de negatif çıkınca artık biz tamamen negatif olduğumuzu anladık ve
genel kurula da katılabildik. Evet. Onu hatırlıyorum. Evet. Şimdi yani tabii bu öyle hassas davranmak gerekiyor milletvekili olarak da bizlerin. Mutlaka. Sayın Vekilim, tabii geçmiş olsun. Bu arada siz tüm Yasemin Hanım'da böyle bir durum varsa ona geçmiş olsun diyelim. Tabii geçmiş olsun dileyelim en, tabii. En zaman en yakın zamanda atlatır. Şimdi yayına gelmeden önce ben sizinle konuşurken, daha doğrusu davetle ilgili ana amacım birazcık Kıbrıs konusunda kibir hareketlenmeye, çünkü siz asıl göreviniz, siz bir diplomatsınız ve Kıbrıs konusu ve bölge gelişmeleri yakından takip eden bir değerli vekilmişsiniz. Sayın Genel Başkan da keza, yani onun zaten müzakereci kimliğiyle. Ben bu konuda birazcık sizin görüşlerinize başvurmak isterdim. Bugün basının çoğunda da var. Birkaç gündür Sayın Genel Başkan ve sizin bu sınır kapılarının açılması yönündeki hassasiyetiniz ya da açılması, kontrol, belli kontrol noktaları gözetilerek açılması yönündeki bir hassasiyet ortaya koydunuz. Bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle yayına hemen girmeden Sayın Başbakan'ın bugün İskele'deki bir temas sırasında Ulusal Birlik Partisi'nin erken seçim tarihi olarak, Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetin değil, Ulusal Birlik Partisi'nin erken seçim tarihi olarak Nisan 2022'yi önereceğini ve bunu bugün Bakanlar Kurulu'na gündeme getireceğini söyledi. Halkın Partisi olarak Nisan 2022 tarihiyle ilgili görüşünüz nedir efendim? Şimdi tabii biz yaptığımız açıklamada erken seçimi bir muhalefet partisi olarak istediğimizi, bunun gerekli olduğunu maalesef belirttik. Maalesef diyoruz çünkü şu anki meclis halkımızın iradesini yansıtmıyor. Bu toplama hükümet esasında zorla kurulmuş bir hükümettir. Ve halkın iradesini yansıtmadan bir araya gelmiş insanların kurduğu bir hükümettir diye değerlendiriyoruz biz. O yüzden bu meclis yeniden oluşmalıdır bize göre. Bunun için de uygun olan en kısa zamanda seçime gitmemiz gerekir. Bize göre uygun olan en kısa zaman, Halkın Partisi'ne göre şu anda bir turizmle ilgili bir açılım söz konusudur. Aynı zamanda pandemiyle sağlıkçılarımız boğuşmaktadır ve daha tam minimize edilmiş bir durum söz konusu değil sayılarda da. Maalesef her gün bir gün 35 rakamını görüyoruz, diğer gün tekrar 82'ye çıkıyor. Evet. Bunlar tedirgin edici rakamlardır. O yüzden pandeminin hala daha tırmandığı bir noktada bizim hemen yarın seçime gitmemiz teknik olarak da halkın sağlığını dikkate aldığımızda da mümkün değil. O yüzden Halkın Partisi olarak bizlerin mümkün olan en kısa zaman dediğimiz tarih Ağustos sonudur diye değerlendiriyoruz. Evet. Tabii ki arzu ettiğimiz şey mecliste bütün partilerin bir konsensusla bu tarih, erken seçim tarihinin belirlenmesi yönündedir. Evet. Ama şunu da dikkate getirelim, gözden kaçırılmasın. Bir ara seçim söz konusudur. Malumunuz ara seçim yasaya göre, seçim ve halk oylaması yasasına göre Haziran ayında yapılmak durumundadır. Yasaya göre bu Haziran ayı belirlenmiştir. Biz yasalar çerçevesinde eğer erken seçim tarihi alacaksak bunun bir an evvel belirlenmesi ve Narin Hanım'ın da belirttiği gibi yasaları çiğneyecek bir duruma meclisin gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bir an evvel, çok da vaktimiz yok. Neden? Çünkü Yüksek Mahkeme Başkanımızın da belirttiği gibi tarih Nisan'ın zannediyorsam 27'sine kadardır. Evet. O tarihe kadar bir erken seçim kararı alındığı takdirde ara seçimin, tabii ki bir sene içinde yapılacak olan bir erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde ara seçimin yapılmama
ihtimali söz konusu olacaktır. Evet. Yasal olarak bunu biz de talep ediyoruz. Yani ara seçim esasında bir israf olabilir. Mecliste yapılan konuşmalarda da belirtilmiştir. Rakam aşağı yukarı 10 milyon TL'dir bir ara seçim. Malumunuz artık seçim evet. sistemi de değiştiği için bir milletvekili için tüm şehirlerde sandıklar kurulur. O yüzden maliyet artar. Ama tabii eğer bir karar alınamıyorsa erken seçim tarihiyle ilgili bu ara seçim de muhakkak yapılmalıdır. Yasaya aykırı da hareket edilmemelidir. Ona göre de biz hızlı davranılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Halkın Partisi olarak buna açığız, görüşmelere açığız. Ama Halkın Partisi'nin değerlendirmesi demin söylediğim gibi pandemi başta olmak üzere, halkımızın sağlığı başta olmak üzere ekonomimizi de düşünerek hareket edip erken seçimin tarihinin en akılcı bir şekilde birlikte bir konsensusta karara bağlanmasıdır. Ama siz diyorsunuz ki yani, Ağustos sonu bunun Ağustos en sonu, mantıklı tarihidir diye değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz. Ağustos sonu Halkın Partisi biz bu işi Ağustos sonu bitirelim. Yani bunu eğer diğer partilerle ortak noktaya gelecekse evet. Eylül denilecekse örneğin ya da biliyorsunuz hükümet programında Ekim'de evet, bir erken seçim yazılıdır. Hükümet bir seçim hükümetidir malumunuz. O şekilde bir değerlendirilecek bir konsensusa varılması gerekir. Bunu oturup partiler değerlendirilmelidir. Bir hafta içerisinde bunu yapmamız lazım diye görüyoruz biz. Evet. Bir görüş de yani hiç istenmese de mevcut şartlarda bir ara seçim olabileceği yönündedir. Bu olasılığı gözden kaçırmamak lazım. Bu evet. bir ihtimaldir. Evet. Yani her ne kadar maddi gerekçe olsa da bu sanki de olabilir diye bir yorum var. Şimdi siz eğer erken seçim tarihi almazsanız ama ben ara seçimi de yapmam deyip üstüne yatmaya çalışırsanız bu yasalara aykırı bir harekettir. Bu anayasanın ruhunun da delinmesi anlamına gelir. Bunu yapmamak gerekir. Meclisin en başta bunu yapmaması lazım. Eğer yapılacaksa da ara seçim mecburen yapılmalıdır. Bir duyumunuz varsa eğer yani Ulusal Birlik Partisi Sayın Başbakan, Sayın UBP Genel Başkanı bugünkü toplantı öncesi kamuoyuna Nisan 2022'yi telaffuz ediyorsa ki biz burada konuk ettiğimiz Ulusal Birlik Partisi vekillerinin çoğu da aynı görüşte olduğunu, yani bizim burada konuk ettiklerimiz hepsi Mart ya da Nisan 2022 görüşünü ortaya koydular. Sayın Başbakan elbette önceden bu görüşü paylaşıyor ki hükümet ortaklarına da gelmeden kamuoyuna paylaşıyor. Yani aslında bir mesaj veriyor. Hükümet içerisinde sizce bu konuya yani mesela atıyorum Yeniden Doğuş Partisi belki de daha erken bir genel seçim isteyecektir. Yani Nisan'dan önce şimdi siz olması gerektiğini Ağustos sonu olması gerektiğini söylüyorsunuz. Hükümet de diyor ki UBP de diyor ki Nisan 2022'de olmalı. Peki reel anlamda olması gerektiğini ötesinde gerçekleşmesi muhtemel bir seçim olasılığı görür müsünüz? Mesela çünkü bir de Ulusal Birlik Partisi'nin erken seçim kurultay Ekim'de kurultay var. Kurultay yapması gerekir. Yani Ağustos ya da Nisan ortasına bir başka seçim, siyasi şartlar zorlarsa bir seçime gidilmesini öngörür müsünüz? Şimdi biz Ağustos sonunun gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Ama evet. eğer diğer partilerle ortak bir tarihte buluşabileceksek, evet. örneğin ne dedim ben? Eylül dedim, Ekim dedim. Bunu değerlendirebiliriz. Evet. Ama bu değerlendirilirken de Ulusal Birlik Partisi Ekim'de örneğin illaki kurultayını belki de yapmayabilir. Onu biraz daha erkene alabilirse o konsensusla seçim tarihini Eylül sonunda yapabiliriz. Evet. Şimdi tabii ben hangi partinin nasıl hareket edeceği yönünde mutlaka. Bir kanaat getirmem. Ben kendi partimle ilgili söylemde bulunurum. Ama Nisan 2022'nin gerçekçi bir tarih olmadığını düşünüyoruz biz. Özellikle muhalefet
erken seçimin yapılmasını dillendirirken evet. ama hepsinden öte bu hükümet kendi programına Ekim 2021 tarihini yazmıştır seçim olarak. Evet. Yani erken seçim hükümeti adı üstünde kurulmuş bu hükümet nasıl olur da 2022 yılını dillendiriyor. Tabii bu hükümetin bir ortak kararı mıdır zannetmiyorum. Çünkü Sayın Erhan Arıklı basında da çıkmıştı. Böyle tarihler gerçekçi olmaz. Biz zaten Ekim 2021'de seçim olacak diye hükümeti kurmuştuk diye evet. bir açıklaması var. Demek ki hükümet ortakları da kendi aralarında bir ortak bir tarihte buluşmamışlar hala daha. Görüşme olacaktı. Sayın Başbakan ortaklarıyla bir görüşme yapacaktı. Onun ardından da diğer parti liderleriyle görüşecekti diye bir bilgi var bende. Evet. Hala daha Sayın Başbakan'dan zannediyorsam parti liderlerine bir çağrı gelmedi. Anlaşılan hükümet ortaklarıyla bir konsensusa varamadı mı? Yoksa hala daha o toplantı olmadı mı? Onu bilmiyorum tabii. İşte bugün Bakanlar Kurulu ifadesi kullanıyor Sayın Başbakan. Demek ki ondan sonra Bakanlar Kurulu. Yani gündemde var mı görmedim ama sevgili Veli var mı gündemde Bakanlar Kurulu bildiğin kadarıyla? Var mı? Var. Dolayısıyla yani Bakanlar Kurulu'nda önce konuyu tartıştırıp sonra ete kemiğe bürünecek bu karar diye sonra herhalde siyasi partilerle görüşecek. Demek ki bugüne kalmış evet. Hükümet ortaklarıyla bu konunun görüşülmesi. Evet. Şimdi yani orada ne sonuca varırlar ona da bakmak lazım ama biz yine her şeyin önüne sağlığı koymak durumundayız. Evet. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Sayın Erhurman da zaten erken seçimin olmasını söylüyor. Ama Sayın Erhurman Haziran'ı dillendiriyor. Evet. Haziran sağlık açısından bize göre çok da elverişli olmayacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Bu pandeminin hızlı yayıldığı dönemde. Haziran'a kadar toparlanabilir miyiz? Bu riskli olur bize göre. Artı tabii ki ekonomik yönden de özellikle turizm konusunda kesinlikle. Daha tam da bugün evet. Ülkeye turistlerin geleceği söz konusuyken bunun nasıl handle edileceği de çok önemli. Çünkü maalesef Türkiye'de vaka sayıları artmış ve Türkiye kısmi kapanmaya gitmişti. Evet. Bu konuda da turizm bir taraftan açılırken bir taraftan da endişe verici bir durum olabiliyor. Burada tedbirli olmalıyız. Uygulanacak kararları denetlemeliyiz. Uygulamayı ciddi anlamda denetlemezsek ki en büyük evet. hastalığımızdır bizim ülkede. Bu denetimi ciddi anlamda yapmazsak pandemi kontrolün edilemeyeceği noktaya gelme tehlikesi yaşatır bize. Bunu yaşamak istemeyiz. Bu çok önemli bir unsur. Evet. Şimdi bu noktada yani Covid'le birlikte turizmin çarklarının dönmesi, ekonomi dönmesi anlamında sınır kapılarının açılması Sayın Özersay ve sizin bu konuda bir görüşleriniz gündeme geldi. Kamuoyuna yankı buldu. Dün de Cumhurbaşkanlığından bu yönde bir açıklama geldi ki sağlık şartları içerisinde sınır kapıları açılsın. Tabii varyasyon yani virüs varyasyonlarının güneyde de etkili olması zaman zaman bu konuyu tartışmaya geçiyor ama kuzeydeki kapıları açıktan sonra güneyi kapılarda neden açılmasın diye bir konu bu sefer gündeme geliyor. Nedir görüşünüz? Nasıl bir denge kuralım burada Erek Bey? Şimdi Halkın Partisi olarak biz kara kapılarının açılmasıyla ilgili veyahut da tekrardan eski haline gelmesiyle ilgili öneriler sunduk. Evet. Sayın Kudret Özersay'ın açıklamaları da var bu konuda. Ama nedir bu iki unsur? Bir, evvela ben de hatta bir konuşmamda genel kurulda bunu dile getirmiştim. Evet. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen örneğin İsrail, Rusya ve en son olarak Brexit'ten sonra İngiltere. Evet. İngiltere'den gelen ve adaya güneyden giriş yapacak olan turistler için bazı zorluklar çıkartıyordu Rum tarafı. Evet. Esasında pandemi başlamadan önce özellikle Rusya ve İsrail'den gelen turistlere
kuzeye geçmemeleri yönünde sıkıntılar çıkarıyordu. Evet. Hatta ülkelerine geri bile gönderilenler olmuştu. Bu konularda o zaman Dışişleri Bakanı'ydı Sayın Kudret Özersay. Büyük girişimlerde bulunmuştu. Gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, gerekse İsrail-Rusya büyükelçilikleri nezdinde. Evet. Ve bu sıkıntılar aşılmıştı. Ama daha sonra pandemiyi de bahane ederek Rum liderliği yeniden sorunlar yaşatmaya başladı bize. Ve tabii ki biliyorsunuz yılbaşıyla birlikte Brexit hayata geçirilmişti. Ve İngiltere'den gelen gerek İngiliz vatandaşı, çift vatandaşı olan Kıbrıslı Türkler, gerekse turistlere yönelik sıkıntılar yaşatmışlardı belli dönemlerde. Evet. Şimdi biz orada bir çıkış yaptık Halkın Partisi olarak ve dedik ki gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı derhal girişimlerde bulunulmalı ve muhataplarıyla Birleşmiş Milletler nezdinde olsun, İngiltere Yüksek Komiserliği nezdinde olsun bunları dile getirmeli şikayetleri ve bunun aşılması için Rum liderliğine baskı yapılması gerektiği yönünde görüşlerimiz vardı. Tabii bazı girişimler oldu. Biz Dışişleri Bakanlığı'nın bazı girişimler yaptığını öğrendik. Cumhurbaşkanlığı keza aynı girişimleri yapmış. Ama şu an itibarıyla biraz daha netleşmiş durumda oldu. Dünkü açıklamaya göre bu pandeminin yarattığı sıkıntılar aşıldığı durumda daha önce kara kapılarındaki durum neyse aynı noktaya geri geleceğiz anlamında bir mutabakata varılmış Rum tarafıyla. Bu sevindirici bir şey. Ama tabii bunu pratikte de yaşayarak göreceğiz. Esas önemli olan da evet, odur. Bunu takip etmek gerekir ve teyakkuzda olmak gerekir her zaman. Neden? Çünkü bizim en önemli gelir kaynağımız ekonomik yönden turizmdir. Turizmi biz hele hele pandemiyle böyle dizlerinin üstüne çökmüş bir vaziyette yaşadığımız bir dönemde turizmi tekrardan canlandırmak için muhakkak güneyden gelecek olan turistlere ihtiyacımız vardır. Bu birinci ayaktı. Evet. İkinci ayaksa Sayın Kudret Özersay dün de açıklamıştı çeşitli basın organlarında. Bizim bir önerimiz oldu Halkın Partisi olarak. Rum tarafından geçecek olan Kıbrıslı Rumlarla ilgili bir öneri. 24 saat önce bir PCR testi yapıldıktan sonra kısa süreli günübirlik geçişlere bizim izin verilmesi, bizim tarafımızca da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafımızca da önayak olunması ve bunun kapısının açılması gerektiğini söylüyor. Halkın Partisi burada esas önemli olan da ekonomidir. Ekonomimizin biraz olsun canlanması için bizim özellikle sınır kapılarına yakın bölgelerdeki esnafın daha nefes alabilmesi anlamında artı benzin istasyonlarımızdan, otellerimizden daha fazla alışverişin Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılabilmesini sağlamak adına böyle bir açılımın gerçekleşmesi gerektiğini, evet, hatta yani riskin de minimize edilebileceğini söylüyoruz biz. 24 saat önce bir test yapıldığı takdirde bu test negatif çıkar ise bu negatif sonucuyla beraber günübirlik geçecek olan Kıbrıslı Rumlar pozitif ileride olsalar dahi bu virüsü üzerlerinde taşısalar dahi ama negatif çıktığı için netice bir tehlike yaratmazlar. Evet. Böyle bir durumda. Bunu dillendirdik. Bu umarım dikkate alınır ve en kısa zamanda da girişimler yapılır. Evet. Bu konuya giriyor önümüzdeki süreçte. Sayın buradaki görüş Cenevre Zirvesi öncesi böyle bir adımın bir iyi niyet göstericisi olarak da tabii göstericisi olabileceğini söylemiş Sayın Özersay. Şimdi biz
5+1 gayri resmi toplantıya giderken, evet, bir iki taraf arasında ortak zemin var mıdır yok mudur değerlendirmek adına görüşleri masaya koyup ileride resmi müzakerelerin başlayıp başlamayacağını görüşmek adına oraya gideceğimiz noktada bir taraftan da siz bizim nefes borumuzu tıkamaya çalışıyorsanız ekonomik yönden ve geçişleri her türlü kapatmaya çalışıyorsanız bizim aleyhimize, Kıbrıs Türklerinin aleyhine, evet, bu iyi niyetten yoksun bir davranış olur ve ne anlamı kalır ki güven yaratıcı önlem diye değerlendirebileceğiniz ve iyi niyet olarak ortaya konulabilecek geçişlerde kolaylık sağlamak. Bu bir noktada zorunluluktur bile gitmeden önce bu iyi niyeti göstermek bizim açımızdan. Evet. Bu iyi niyeti siz göstermiyorsanız, tam tersini yapıyorsanız, yani kapıları sırf bizim turizmimiz baltalansın diye kapatmaya çalışıyorsanız pandemiyi bahane ederek, bu çok yanlış olurdu. Biz, evet, defalarca bunun temize çıkarılması gerektiğini, 27 Nisan'da Cenevre'ye gidilmeden önce muhakkak en azından bir iyi niyet açıklaması yapılması gerektiğini taraflarca, evet, özellikle Rum tarafınca pandeminin koşulları başlamadan önce önceki duruma, kapıların, rejimin tekrar aynı noktaya gelmesini istediğimizi dillendirmek ve bunu kabul ettirmek. Yani ümit ediyoruz ki uygulamasını da sağlayacağız. Bunun takibini demin söylediğim gibi yapmamız, evet, lazım. En azından bir ümit verici bir ışıktır. Sayın Meryl Çavuşoğlu geliyor. Yani Cenevre öncesi. Sanırım Cuma günü buradaki temaslar olacak. Yarın değil, Cuma günü. Evet. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara'ya gidiyor. Türkiye'ye gidiyor. Evet. Cenevre öncesi, bu da önemli bir ziyaret diye düşünüyorum. Sizin Cenevre zirvesinden beklentiniz nedir? Sanırım davet geldi Halkın Partisi'ne de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Cenevre'ye gidilmesi yönünde. Liderlere davet geldi. Siyasi parti liderlerine, evet, davet geldi. Partilere davet geldi kısacası. Şimdi tabii Cenevre öncesi tarafların açıklamalarına baktığınız zaman İki farklı görüş ortadadır. Evet. Bu görüşler Cenevre'de gayri resmi beş toplantıda değerlendirilecektir. Şimdi tabii oraya gelmeden önce çok kısa bir şekilde, buyurun, yani biz nasıl oldu da bu noktaya geldiğimizi bir görmemiz lazım. Tabii. Yani 2017'de Crans-Montana'da yapılan zirvede maalesef görüşmeler çökmüş durumdaydı. Çöktüğü zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunu evvela bu görüşmelerin çöktüğünü kabul ederek ortak bir zeminin var olmadığını ve taraflar kendi işlerinde bir değerlendirme yapmaları gerektiğini söylediler. Evet. Yani neden acaba bu süreç Crans-Montana'da çöktü? Tabii bunu taraflar bu değerlendirmeyi kendi işlerinde yaparken, bence biz bunu birkaç defa da dillendirdik, Birleşmiş Milletler de kendi içinde bu değerlendirmeyi yapması lazım. Acaba nedir tarafları ayrıştıran, ne oldu da bu süreçler çöküp durdu zaman içerisinde? Evet. Yani 1968'den başlayan görüşmeler ta 2017'ye kadar aralıklı devam etti. Ve zaman zaman paket öneriler geldi. Bu paket öneriler büyük bir çoğunlukla Kıbrıs Türk tarafından kabul görürken Kıbrıs Rum liderliğince reddedilmiştir. Evet. Hatta bizim bazı önerilerimiz, Kıbrıs Türk tarafınca yapılan öneriler de anında Rumlar tarafından, Rum liderliği tarafından reddedilmiştir. Bunların sebeplerini iyi analiz etmek lazım tüm taraflarca. Biz Halkın Partisi olarak şunu değerlendiriyoruz. Rum liderliği bugün hala daha kaldığı yerden devam edecek bu görüşmeler diye ısrar etmektedir. Evet. Ama kaldığı yer ancak çöktüğü noktadır maalesef. Şimdi siz bir enkazın oluştuğu noktadan
nasıl sağlıklı değerlendirebilirsiniz ve devam edebilirsiniz kaldığı yerden? Mümkün değil. Neden çöktüğü, Halkın Partisi olarak biz şunu görüyoruz. Buyurun. Federasyon çatısı altında bir çözüm modelini üretebilmek Rum liderliğince evet dillendiriliyor ama gerçekte kabul edilebilen bir durum olmadığı kendilerince yaptıkları fiiliyatta attıkları adımlarla kendini gösteriyor. Evet. Zenginliği ve yönetimi paylaşmaktır federasyon çatısı altında bir ortak yönetimde buluşmak. Evet. Peki bizimle yönetimi paylaşmaya hazır mıdırlar? Bakın seneler geçtikçe dönüşümlü başkanlığı bile sorgular hale gelmişlerdir. Nasıl sorgular hale gelmişlerdir? Cumhurbaşkanı bir Rum olsun, parlamenter sisteme dönelim. Hatırlar mısınız? Evet. Başbakanlık sistemini bile teklif edebilmişlerdir. Dönüşümlü başbakanlık. Dönüşümlü başbakanlığı teklif etmişlerdir. Şimdi siz bulunduğunuz noktadan geriye dahi gidiyorsunuz. Sizin siyasi eşitliğinizi kabul etmeyecekleri noktaya dahi getirebilecek öneriler sunuyor. Evet. Rum liderliği. Bu bizimle federasyon çatısı altında esasında bir anlaşmaya varmak istemediklerinin göstergesidir. Evet, masa oluşsun, biz görüşmelere yeniden başlayalım, bizi dostlar alışverişte görsün. Esasında bizim amacımız da bu masayı oluşturmaktır ama hiçbir şekilde çözüme ulaşmak değil. Biz bu statükonun devamından yanayız çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi hükümeti biziz, dünya bizi tanıyor. Sizi tanımıyor, siz ambargo altında kalıyorsunuz, bir gün elbet azınlık haklarını kabul edeceksiniz düşüncesi hep oluştu Rum liderliğinde. Evet. Yıllar içerisinde biz de bunu kabul etmiyor olduğumuzu dile getiriyoruz ama netice itibarıyla bir 52 yıl kaybettik, bir 52 yıl daha kaybetmeyelim diyoruz biz Halkın Partisi olarak. Kapsamlı çözüm bir türlü masa kurulmadığı için görüşülmüyor ama biz günü kaybediyoruz. Bu günü kaybetmemek adına gelin işbirliği yapalım diyoruz iki halk arasında. Evet. Şimdi bu işbirlikleri de çok önemli. Neden? Çünkü azınlık haklarını bize reva gören Kıbrıs Rum halkıdır. Çünkü Kıbrıs Rum liderliği halkını bir ortaklık kurulacak diye hazırlamış değildir. Bunu 2004 Annan Planı'nda da gördük. %76 reddettiler planı. Evet. Ve üstelik de menfaatlerine olabilecek unsurlar taşırken o plan. Şimdi bunun neyi gösterdiğini ben anlayabiliyorum. Çünkü Rum halkı bizimle hiçbir şey paylaşmak istemiyor anlaşılan. Ne zenginliği ne yönetimi. Evet. Görüyorsunuz şeyde de bunu görüyoruz. Zenginliği nasıl paylaşmak istemediklerinin örneğini de doğalgazda görüyoruz. Yani 2000 yılından beridir adım atıyor Rum liderliği tek yanlı olarak. Bizim de hakkımız olan, sadece bizim değil bu adada yaşayan tüm insanların hakkı olan bu zenginlikleri sadece kendileri tek yanlı kararlar alarak birden fazla ülkeyle anlaşma yaparak deniz yetki alanlarının kısıtlanmasıyla ilgili, münhasır ekonomik bölgelerin ilanıyla ilgili anlaşmalar yaparak bizi o anlaşmaların içine katmadan, bizim önerilerimize rağmen, bizim barışçıl elimizi uzatmamıza rağmen bu anlaşmaların birlikte yapılabileceğini, birlikte örneğin petrol şirketlerine ruhsat verilebileceğini, bizim de olurumuzu alarak bir işbirliğiyle, örneğin bir komite kurularak veyahut da şirketler üzerinden yapılacak olan anlaşmalarla, biliyorsunuz son 2019'da da Dışişleri Bakanlığımızla Cumhurbaşkanlığımızın yaptığı bir işbirliği içerisinde bir teklif daha sunulmuştu. En son o teklifi anlatalım. Daha önceden var tekliflerimiz, kabul görmemişti. Evet. Bu teklifimizi dahi Rum tarafı anında reddetmiştir. Yani iyi niyetten yoksun adımlardır bunlar. Şimdi siz Cenevre'ye geleceksiniz gayri resmi toplantıya ve Rum liderliği olarak tekrar diyeceksiniz ki kaldığı yerden devam edelim. Federal bir sistem oluşturalım yeniden. Şimdi o zaman beni inandırmanız lazım.
hem kabul etmiyorsunuz girişimlerimizi, barışçıl adımlarımızı anında reddediyorsunuz. Hem de gelin zenginliği ve yönetimi paylaşmamız gereken federalizmi tekrar masaya koyalım diyorsunuz. İnandırıcı değil. Keza tabii ki bizim tarafımızdan da yapılan Cumhurbaşkanımızın yaptığı iki devletli çözüm modelinin de tabii ki gayri resmi toplantıda masaya konulacağı söyleniyor. Bu nasıl altı doldurulacak, nasıl Rum liderliği ikna edilmeye çalışılacak, bunlar da önemli. Taraflar birbirlerini ikna edip kendi modelleri üzerinde resmi müzakerelerin başlaması için uğraş verecekler. Zor bir süreç olacak. Umarım bizim söylediğimiz konular da masada olur. İşbirliği modeli çok önemlidir Halkın Partisi olarak. Ve biz demin söylediğim gibi iki halkın yakınlaşmasını da günü kaybetmemek adına işbirliği yapmanın belli başlı konuları ele alarak. Doğalgaz bunların en başında gelebilir ve gelmelidir bize göre. Evet. Doğalgazı örneğin işbirliği içerisinde götürebilirsek bölgedeki huzurun kaynağı da olmuş oluruz. İki taraf bu konuda işbirliği yaptığı takdirde Türkiye ve Yunanistan da işbirliğine gider ve bölgedeki ateşten bir çemberdir burası. Biz de tam ortasında duruyoruz. Bölgedeki bu sıcaklığı yatıştırmak adına da iyi bir örnek oluruz. İşbirliği yaparsak doğalgaz konusunda. Aynı zamanda bu doğalgaz konusunda işbirliği sadece çatışmayı tehdit eden o unsurları ortadan kaldırmak değil, ekonomik yönden de her iki tarafa da bir kar getirir. Evet. Kazan kazan formülüdür bu esasında. Ve üstelik Türkiye gibi bir büyük bölge gücü olan bir dev ülkenin üzerinden doğal gazın taşınarak Avrupa'ya götürülmesi çok en visible yoldur diye değerlendiriyoruz. Yani biliyorsunuz İsmet Boru Hattı projesi ortaya konulmuştu Rum ve Yunan liderlikleri tarafından ve bazı bölge ülkeler de destek verdiler, evet. Fransa gibi. Halbuki bu ekonomik akılla bağdaşmaz. Yanlış hatırlamıyorsam 19 milyar dolar gibi bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Ama Türkiye üzerinden doğal gazın taşınması Avrupa'ya 4 milyar dolarlık bir projedir diye yanlış hatırlamazsam biliyorum. Ve bunun da getirisi sadece iki tarafa değil bölge ülkelerine de olacaktır. Evet. İsrail gibi, Lübnan gibi diğer ülkelere de katkı sağlayacaktır. Bunun Mısır gibi, yani bunların çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. O yüzden sadece Kıbrıs Adası'na değil, bölgemize de barışı getirecek en başta doğalgaz konusunda işbirliği yapmamız, Halkın Partisi olarak bu önerimizin dikkate alınarak masaya getirilmesi, bu konuda adım atıldıktan sonra işbirliği konularının artırılması ve en başta da ekonomimizi etkileyecek, ekonomik bağımlılığı halkta sağlayacak ve tabandan tavana bir baskı unsuru, yeniden bir çözüm modeli bulunması adına söz konusu olur. Bu çözüm modelinin federasyon mu, konfederasyon mu olacağı ileriki dönemlerde ortaya çıkacak bir şeydir. Biz her zaman Avrupa Birliği'nin örneğini veriyoruz. Avrupa Birliği nasıl oluşmuştur? Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı sonrası, evet. Demir, kömür, çelik anlaşmasıyla ve Fransa'nın Almanya'yla birbirlerini kontrol edebilmeleri noktasında. Yani savaşa sebep olacak o ağır sanayinin kontrol edilmesi noktasında bir işbirliğine gidilmişti. Bu işbirlikleri gelişti ve daha sonra ekonomik topluluk oluştu ve bu da daha ileriye gidilerek konsey gibi, komisyon gibi kurumların da oluşmasıyla bugünkü Avrupa Birliği'ni
oluşturdu. Evet. Ama netice itibariyle şu anda kimisi federatif bir yönetim şeklidir der. Kimisi konfederatif bir yönetim şeklidir bu yapı der. Hala daha onun adını bile koymakta bir çelişki vardır. Ama adının önemli olmadığını, bugün bir birliğin doğmuş olduğunu görüyoruz ve demokrasinin yaşatılmaya çalışıldığı bir birlikten bahsediyorum. Çok teşekkür ederim size. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek? Her zaman bekleriz sizi, diğer bütün vekillerimizi. Burada tabii ki bir rotasyon içerisinde konuk etmeye çalışıyoruz. Büyük bir iş yapıyorsunuz. Büyük bir görevdir. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Teveccühünüzü çok teşekkür ederiz. Yeniden sizi burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Halkı Partisi değerli milletvekili Sayın Erek Çağatay'la özellikle erken seçim noktasında Halkı Partisi'nin Ağustos sonu görüşünü bizimle bir kez daha paylaştı Sayın Vekilimiz. Biraz da Cenevre Zirvesi'ni konuştuk. Ancak konuştuk. Özellikle yani Halkı Partisi'nin bu noktadaki iki tarafı aslında bir çözümün adından çok bir işbirliğinin geliştirilmesiyle bir burada bir dokunun ilk etapta oluşabileceği fikrini de bizlere paylaştılar. Kendine teşekkür ederiz. Yarın saat 12'de yeniden buradayız değerli izleyenler Meclis Bahçesi'nde hava el verdiği müddetçe. Yarın 12'de Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Armağan Candan'ı konuk edeceğiz. Bunu da şimdiden duyuralım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sözü merkeze bırakalım.